Selamünaleyküm. 17 günlük bir kapanma döneminden merhaba. Malum işler zayıf, hastalık dolayısıyla evlerimize kapandık. Ben de size güzel bir anımı anlatayım dedim veya bir duygu selimi anlatayım dedim. Bazen uyurken böyle uyanıyorum anter içinde. Arabayı mesela Gümüşhane'ye yüklemişim. Uzak bir yermiş, yüküm sakatmış falan. Nasıl gideceğim stresiyle uyan. Bir bakıyorum evdeyim işte, uzun yola çok çalışmanın. Ve şimdi de şehir içinde rahat olmanın sebeplerinden mi bilmiyorum ne. Veya işte farklı bir yere yüklemişim. Uykudan uyanıyorum anter içinde, stres içinde. Böyle duygu selleri oluyor kamyonculukta. Size de oluyor mu, olmuyor mu? Yorumlardan teyit alacağız zaten. Bir gün böyle Bala'ya Daş'a gittim, yükledim. İstanbul'a gidiyorum, Ömerli'ye. Entegre var orada. Neyse gece vardık, Daş'ı yıktık. 4 gibi Gebze'ye vardım, garaja girdim, yattım. Yattım ama borç stresten dolayı işte mazotçusuymuş, lastikçisiymiş, arabanın bonosuymuş derler eskiden. Herkes bilmez ama bono derler eskiden. Senet işte falan değildi. Arabanın bonosu yaklaştığı zaman böyle bir stres olurdu. Gece arabada uyuyamazdım, yatak daraltırdı beni. Sabahleyin 8'de garajdan kalktım, şöyle bir turlayayım dedim, çorbamı içeyim dedim orada. Sağ olsun Burhan Emekçi Nakliyat var, Turan var, enişte var. Bir iş alır gideriz hesabı yapıyor ama ucuz paraya gitmemem gerekiyor. İşte hani hurdacıların kendi arabasının, kendi kamyonlarının hani ne bulursan al gel taktiğiyle kamyonculuğu yapmadığımız için. Ne yapayım ne edeyim, 8.30 oldu, 9 oldu, dolanıyorum. Burhan'a gözüktüm, Emekçi Nakliyat Koçhisar'da, buradan selam ederim. İbrahim'e ve babası Orhan abiye. Benim için çok önemli insanlar, maneviyatı olan insanlar, nakliyeci, evet komisyoncu fakat 30 yıldır babam onların yükünü çeker. Kamyoncu olarak babadan Orhan abiden, işte biz de tır aldıktan sonra bize sahip çıktılar. Herkese vermediği yükleri bize vermeye özen gösterdiler. Riskli yüklerde, riskli kilolarda bizi idare ettiler, sonsuz güven oldu. Allah razı olsun onlardan. Şimdiden anca teşekkür etme fırsatı bulabiliyorum Burhan'a, İbrahim kardeşime, babası Orhan amcamın ellerinden öperim. Burhan'a şöyle bir gözüktüm. O zaman da WhatsApp yeni mi ne çıkmıştı işte. Veya işte tam ben insanlar böyle teknolojiye uzaktı. Bir göz kırptım böyle, baba ben buralardayım diye dolanayım. Tamam baba dedi. Burhan pek öyle adamla konuşmaz. Sessizdir öyle bankonun arkasından böyle. Gittim böyle ya 10-11'e kadar dolandım. Ara sıra uğruyorum, yokluyorum. Parçalara bakıyorum. Belki başka yerde mi hani ilginç bir şey olabilir. Biz buraya çelik, çekme çelik de yüklediğimiz için. Belki bir yer arar, yük üstü sünger falan filan derken. Borç bir yandan. Neyse. Saat 12.30, 1 vakti oldu. Beni böyle bir bunaltı aldı. Garaja sığmadım böyle yani. Ne diyeyim? Bütün umudumu kaybettim. Her şeyden umudumu kaybettim. Alan gitmiş yükünü. 9'da bütün tomruk arabaları tomruğu almış. Kömüre giden araba kömürünü almış. Gruplar, kendi arkadaş çevresi, insanlar. Biz nakliyeci olduğumuz için 1-0 gene hani sadece hurdacı arabası olmadığımız için, esnaf arabası olmaz mı? 1-0 her zaman geriden başlıyoruz işte. Ne bulursan al gel, Ankara'ya kurtar kendini hesabı yapamıyoruz. Kamyoncu esnaflığı böyledir zaten. Gidiş, geliş, komple nakliyen, masrafın eşittir. Borcun kazandığın. Herkes gitmiş. Ben kaldım ortada. Saat 1.30 oldu ama garaj parasını bile hesap ediyorum yani. Anan aşağı, baban yukarı. Burhan'ın yanına uğradım. Burhan dedim, ben arabaya gidip biraz yatacağım. Kafam dönüyor kardeş. Yani o garajda dolanacağım diye bilmeyerek, bilerek de dolanmıyorum. Yani işte öyle tahtalara bakıyorum. Yani artık hani amele olmuş kafa. Bir de ben gidiyorum arabaya yatıyorum. Ne olacaksa, hafif de böyle bir serin hava, camları ağzı açtım. Gittim garaja yattım. Ne olacaksa olsun modundayım yani. Bir de saat 3.30 gibi küt telefon çaldı. Abi neredesin? Arabadayım. Biliyorum he. Hemen çalıştır Roza. Ne oldu kardeş? Git Roza baba, ne kadar istiyorsan yükle çık. Ceceli'ye gideceksin, oraya yükünü boşaltacaksın. Tamam kardeşim, komisyonu vereyim geleyim dedi. Yok baba önemli değil, komisyonu sonra verirsin. Tamam Allah razı olsun. Dedim biraz rahatsızım. Fark ettim abi sabahtan beri dedi.
Eğer rahatsızsan abi arabanı abim dükkanda dursun ya zannede. Geleyim ben yükleyeyim dedi Burhan sağ olsun. Dedim yok kardeş Allah razı olsun sağ ol. Yo abimi göndereyim beraber gidin. İyi değilsen falan modunda. Ben Gebze'de bazen pazara kaldığım zaman, akşamları kaldığım zaman eve gidelim abi. Evde seni ağırlayalım diyen arkadaşlarım. Yok dedim ben gider yüklerim. Rozok karşıda zaten Gebze garajım. Girdim zaten önündeymiş mal. Onu yükle, beni yüklemeden başka mal yükleyemiyorlarmış. Kapıda garabi arabaları dolu. İskenderun payası arabaları falan. Hemen yanaştırdılar beni yükledim. Saat 3, 3.30'da aramıştı Burhan beni. 4, 4'te yüklemeye başladılar. 4.30, 4.35'te çıktım. 6 gibi, 6.30 gibi Adapazarı'na yanaştım. Şöyle bir düşündüm. Ya dedim öğlen 1.30'da umutsuz bir adamdım. Belki de iş alamayacaktım. Bir gün sonra kalacaktım. Bak Rabbim seni Adapazarı'na düşürdü bu saatte. Hani böyle duygusellerim olur. Lan neredeydin? Bak ne oldu bu telaşa. Neyse Adapazarı'ndan çıktık. Labağa doğru Ankara'ya indik. Kızılcahamam'da yattık falan filan. Bildiğiniz şeyler. Bunları uzatmayayım. Ankara'ya geldim. Sacı boşalttım. Saat 12. Ben dedim ki şurada arabayı yağlatayım, yıkatayım. Çekeyim hurdacılara eve gideyim. Yarın da Allah büyüktür. Belki hurda çıkar. Çıkmasa daşa gideriz derken mazotçu aradı. Mehmet dedi bir iki gün sonra ödeme yapacaktın. Ne oldu? Para yok. Bu sefer geldiğimizi başka borca verdiydik. Ne yapayım ne edip baba sen geri bir Bala'ya daşa git. Ne yapacaksın? Gittim daşa. Şimdi daşa gittik yükledik. Dedim Burhan'ı yoldan aradım. Bolu taraflarına dedim. Burhan ben geri geliyorum kardeş. Ne yaptın baba? Sabah oradayım. Allah izin verirse. Ha dedi daha da dün yükledik bana. Ne yaptın dedi. Baba dedim borcum var. Tamam. Bolu'daydık. Akşamı iş çıkmış buna. Saat 6-7 gibi. Abi dedi yükün sabah hazır. Daşını boşalt direkt şu fabrikaya geç Kartal'da dedi. Tamam abi dedim Allah razı olsun. Geri yükledik zaten hafta sonuna denk gelmişti. Cumartesi günü yükledik. Cuma akşamı yükledik. Cumartesi yükümüzü boşalttık. Pazar evdeydik. Ya diyeceğim bir araba borcu ödedik. Bir kamyonculuk yapıyoruz ama hep böyle insanlar faydası olarak iyi niyetli insanlarla çalışarak bu işi yürüttüm. Payas'a gittiğimizde boş gelmedik. Sivas'a gittiğimizde boş gelmedik. Samsun'a gittiğimizde boş gelmedik. İzmir'e gittiğimiz, Çanakkale'ye gittiğimizde mesela Biga'da 3-5 tane nakliyeci abim vardır. Yolun solunda giderken, Ankara'ya gelirken sağda, garajın orada. Onlar bizim devamlı faksımızı çekerdi, yükümüzü yüklerlerdi. Allah razı olsun. Böyle 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 yürüdük yani. Hani çok istisnadır bir yere gittiğimde bir iki gün yatmam. Bu da kendimizi sevdirdik ve güven. Hani nakliyeci demiştir abi İstanbul'da 3 yer var. 400 kilo bir var. 10 ton bir yerde var. 4 ton bir yerde var. Bunları almadan gelme. Benim işimi de hallet ki benim ticaretim de yürüsün babında. Hallettiğimiz için biz de kışın mesela yazın nakliyeci kamyoncuyu şey yapar. Kışın da kamyoncu nakliyeciye bel büker. Yazın mesela kışın kolladığı nakliyecinin kışın kolladığı kamyoncu yazın satar onu genelde. Veya işte iş çok olduğu için görmezden ama kışın eline düşer. Ben değişik çalışıyordum. Ben yaz kış aynı adamla iyi kötü eziyetli perişanlık çekilecek ne olursa olsun işini hallediyorduk. O yüzden sağda sola hani tahtaya bakma. Mesela ben Ankara'da Şaşmaz'da lojistikten önce Şaşmaz'a hayatımda hiç gitmedim. Şimdi de lojistiğe gitmedim. Çünkü ben oraya gittiğim zaman bana bir bunaltı geliyor. Yani orada iş aramak, hani tahtaya düşmüş iş zaten sıkıntı iştir. Hani bir iş tahtaya da yazıyorsa çok sürprizdir iyi olması. Veya tam ters bir istikamettir de o yüzden tahtaya düşmüştür iş. Yoksa iş her zaman mesela iyi araba olur. Gazeteye veya ilan sayfasına düşerse o arabada tabii ki bir cazibesi yoktur. Niye? İyi bir şey olsa, ucuz hesaplı bir şey olsa zaten eş toz arasında el değiştirir. İş de öyle. Tanıdığı kamyoncuya, sevdiği kamyoncuya verir nakliyeci işi. Bu yüzden nakliyecileri de üzmeyin. Tabii ki bu yükün üstüne 500 milyon fazla yazdırıp da kamyoncu işte bunu bana geri vereceksin falan fabrikalara yapan muhabbetler de oluyor.
Bu işin ne diyeyim sıkıntısı. Elimizden geldiği kadar birbirimizi idare edelim. Fiyatları maliyetimizin yükseğine çekmeye çalışalım. Her bulduğumuz yükü almayalım. Böyle bir konu anlatayım dedim size. İnşallah anlattığım şeyi anlatabilmişimdir. Evde olduğum için hani devamlı kamyonun üstünde bir şeyler içerikleri üretebiliyoruz, anlatabiliyoruz, rahat olabiliyoruz ama bizim evimiz aslında kamyon. Şu an biz deplasmandayız evde olduğumuz için. Bu pandemi döneminde herkese iyi istirahatler diliyorum. İnşallah bu hastalıktan tüm dünya, ülke kurtulur. Bir an önce herkes işinin başına geçer. Kapanan kafeler var, ora var, bura var, bütün esnaflar var, işi gücü yarıda kalmış, borçlanan, borç batağında olan insanlar var. Rabbim duamızı kabul eder inşallah. Bayramdan sonra her şey çok güzel olur. Güzel bir yaz diliyorum size. Hayırlı günler. Allah'a emanet.